Selamlar arkadaşlar. TYT altılı denememizin ikinci denemesiyle beraberiz. 3-4-5 yayınlarının. Şimdi ilk sorudan hazırsak başlayalım. Önce sorumuzu okuyalım. Birinci denemede soruyu okumadığıma dair eleştiriler aldım. O yüzden soruları okuyacağız. Tepe açısı x olan birinci şekildeki ikizkenar üçgenin iki tanesiyle ikinci şekil elde ediliyormuş. Şekil 1'de bir ikizkenar üçgen var. İkinci şekilde de iki tane ikizkenar üçgeninden şekil 2 elde edilmiş. Tamam mı? Şimdi tepe açısında ne var arkadaşlar? X var. Tabanları ne olacak? Aynı olacak. Yani ikizkenar olduğu için gelin biz şöyle bir şey yapalım. Soruya şöyle yaklaşmak istiyorum. Şimdi soruya baktığınızda tabanlara gelin beraber y diyelim. Ben şuraya y dedim. Buraya da y diyorum. İkizkenar üçgende taban açılar birbirine eşit. Peki iki çizgiyi gördüğüm yere iki çizgi yazıyorum. İki çizgi gördüğüm yere iki çizgi yazıyorum. Aynı şekilde şurası da eşit olacak. Ama şimdi yazmaya gerek yok. Şimdi şurada ne görüyorsunuz arkadaşlar? X artı 30 değil mi? Peki kırmızıyla boyadığım açı ile şu kırmızıyla boyadığım açı eşit olmayacak mı? Sebebi AB ile AC'nin eşit oluşu. Yani şu eşitliklerin yardımıyla yaptık. O zaman tabana ben X artı 30'u yazabilir miyim? Yazdım. Sonra ben şuraya ben ne yazabilirim? Y yazabilirim. Çünkü burada Y yazmıştık. Aynı şekilde buraya da y yazıyorum. Sonra peki ben burada üçgenin iç açılar toplamının 180 derece olduğunu biliyor muyum? Toplayalım. X artı 30'umuz var. X artı 30. Bir tane daha x artı 30 var. Bir de tepede ne var? X ile y var. Bak şu açıyla şu açıdan bahsediyorum. X ile y. Topladım. Neye eşitledim? 180 dereceye. Topladığımızda 1, 2, 3 tane x artı y. 30 ile 30'u topladım. 60. Karşıya yolladım. 120 mi? Peki arkadaşlar bu birinci denklemimiz. Birinci denklemimizi şöyle gösterdim. Şimdi ikinci denklem için şurada neyiniz var? 2 tane y artı x eşittir 180 derece değil mi? Bu da ikinci denklemimiz. Onu da şöyle yazdım. Peki bunları kullanarak şöyle ister taraf tarafa toplayın. İsterseniz de birini yalnız bırakın. Ama ben size şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Şimdi x'i sorduğu için yukarıyı veya aşağıyı eksiyle çarpıp denklemi oluşturalım. Yani şöyle. Şimdi alt tarafta 2y olduğu için üst tarafta da y var. Önce üst tarafı ben neyle çarpacağım? Eksi 2 ile çarpıyorum. Şimdi üst tarafı eksi 2 ile çarpmak için aslında aşağı doğru yazabiliriz. Eksi 6x, eksi 6x, eksi 2y eşittir. Eksi 240. Alt tarafta da 2y'miz var. Artı x eşittir. 180 mi? Toplayalım arkadaşlar bunu. Topladığımızda şu eksi 2y ile artı 2y birbirini götürdü. Eksi 5x eşittir. Eksi 240'tan 180 çıktı ne olur? 60 mı kalır? Aynen. 60 ama önünde eksi var. Her iki taraftaki eksiler birbirini götüreceği için x buradan ne geldi? 12 derece geldi. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şıklara baktığınızda cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz. Var mı sıkıntı? Yok. 31. sorumuzdan sonra 32. sorumuza gelelim. 32. sorumuzda bir dikdörtgen var. Birer tane de ne var? Paralelkenar var. Şunları gösterelim. Dikdörtgen ve EFCD ve GHCD şeklinde bir paralelkenarımız var. Şimdi dikdörtgenin karşılıklı kenarları nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. Yani AB'yi ben 10 olarak görüyorsam DC de 10 olacak. Peki DC aynı zamanda hem dikdörtgenin hem de paralelkenarların bir kenarıdır. O zaman burası 10 sa EF ne olacak? Hatta şöyle göstereyim bakın. Kırmızı DC'yi gördünüz. Aynı kırmızı EF'ye eşit olacak. Ve hatta GH'a da eşit olacak. Buraya kadar var mı sıkıntı? Yok. Sonra mavi kalemimizi alalım. Ortayı bir renklendirelim. Şimdi burası 10 sa 10 olması için buraya 4'ü yazdım. Doğru mu? Peki bu 4'ü yazdıktan sonra bizim bir orta taban diye bir tanımımız vardı. Hatırlıyor muyuz? Neydi orta taban? Hocam kenarların orta noktaları birleştirilirse bir üçgende. Kenarların orta noktaları birleştirilirse biz buna ne diyorduk? Orta taban diyorduk. Yani buraya A diyorduk. Burası da 2A oluyordu. Hatta onu yukarıya değil aşağı yazayım. Şöyle. Buna biz orta taban diyoruz. Yazdım. Orta taban. Anlaşıldı mı? O zaman şurada 4'ünüz var. Bakın. Şurada maviyle çizdiğim 4'e bakın. O zaman şu ortadaki parçada 2 olmayacak mı? Orta tabandan. Niye eşit bunlar bu arada? 3 eşitlik verildiği için bunlar diktir. Ve bu sayede
paralel kenar özelliğini kullandık. Paralellikten dik olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede GH'ın ne olduğunu söyleyebiliriz? 10 olduğunu söyleyebiliriz. O zaman GH'da 4 var, 2 var, x var. Eşittir 10 ise. Şurada 6 var. 6'yı karşıya yolladığında x eşittir 4 birim veya santimetre ortaya çıkar. Şıklara baktığınızda cevabınız B seçeneğidir arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken olay tamamen orta taban ve cevaba yönelik. Anlaşıldı mı? 32. sorumuz bu şekildeydi. Gelelim bir sonraki sorumuza, yani yan tarafta 33. sorumuza. Soruyu okuyalım. Şekildeki dik üçgen biçimindeki santimetre cinsinden ölçüm yapan cetvelden iki tanesi ABC üçgenine yerleştirildiğinde. Bir kenarını söyleyelim bu arada. Soru aslında kendini ele verdi. Bakın bir kenar nedir? 0'dan 4'e 4. Aynı şekilde 0'dan 8'e 8. Peki arkadaşlar 90'da 8 varsa hangi açıda 4 oluyordu? 30 derecede. Peki 90-30 60 dereceden 60'ın karşısı da 4'ün kök 3 katı, yani 30'un kök 3 katıydı. Yani bu bir 30-60-90 üçgeni. Bunu en başta bir bilelim. Şimdi şekildeki dik üçgen biçimindeki santimetre cisminden ölçüm yapan cetvelden iki tanesi ABC üçgenine yerleştirildiğinde dedik. Gerçi tekrar okudum ama neyse. Görünüm elde ediliyor. Cetvelin hipotenüsü 8 eşit parçadan, kısa dik kenarı ise 4 eşit parçadan oluşmaktadır. O zaman arkadaşlar şurası kaç dereceydi? 30 dereceydi. Burası 4. 90'da ne var? 8 var. Doğru mu? Şuraya 4 kök 3 yazabilir miyiz? Hatta 60'ımızı yazalım. Yöndeş açıdan da bunu da 60'ı götürelim. Ve aynı üçgen diklemesine konulmuş değil mi? Yani kısa kenar burada bu sefer. 4 burada. 30'u buraya yazacağım. Yani aslında tepe açısı da bir 90 derece geldi. Bu sayede şurası da 60 derece. Şu yükseklikte 4 kök 3. Peki şu an dikten dikilmemiş oldu. Dikten dikilmiş oldu değil mi? Yani şurası 90. Burası da 90. İster öklit yapın, ister benzerlik yapın. Benzerliği de göstereceğim, öklit de göstereceğim. Şöyle, önce öklit yapalım. 4 kök 3'ün karesi, 4 kök 3'ün karesi eşittir. P çarpı K, yani H kare eşittir, P çarpı K uyguluyorum. Hamburgerin karesi patates kızartması şeklinde de dile getiriyorduk. H kare eşittir, P çarpı K. Peki, P dediğimiz 4 olsun, K dediğimiz X artı 4 kök 3 olsun. 4 kök 3'ün karesi nedir arkadaşlar? 48 eşittir. 4 çarpı x artı 4 kök 3. Peki 48'de 4 sadeleşiyor mu? Hocam sadeleşir. 12 kalır. 12'den de yani 4 kök 3'ü de bu tarafa getirelim. Eksi olarak. X buradan ne geldi? 12 eksi 4 kök 3 geldi diyebiliriz. İsterseniz de benzerlik yapabilirsiniz. O çözümü yapmayacağım. Sadece göstereceğim. Şöyle üçgeni biraz aşağı indireyim. Şimdi şöyle yeşille göstereyim onu da. Arkadaşlar 4 kök 3'ün 4 kök 3 artı x oranı 4'ün 4 kök 3 oranı. Yazıyorum. 4 kök 3'ün 4 kök 3 artı x oranı 4'ün 4 kök 3 oranı. Aynı olay temel benzerlik teoreminde kullanabilirsiniz veya ne dedik? Öklit'i de kullanabilirsiniz. Yani ben ikisini de tavsiye ederim. Anlaşıldı mı? Tabii ki Öklit'i de şuradan gösterelim. Geçelim. Ne bu? 33. soru. Dur telefonumun internetini kapatayım da gözüm direkt oraya gidip geliyor. Şimdi 34. soru. Diğer sayfada. Şimdi soruyu okuyalım. Zuhal doğru parçası biçiminde olan ve O merkezi etrafında dönen akrep ve yelkovana sahip, yani çember olduğunu söylüyor saatin. 1'den 12'ye kadar eşit zaman dilimlerine ayrılmış O merkezi daire şeklindeki duvar saatinde akrep ile yelkovanın uç noktalar arasındaki uzaklığı saat 18 iken 14 santim. Saat 12 iken 2 santim olarak ölçüyormuş. Şimdi önce bir söylediklerini yapalım. Bak saat 18 iken 14 santim, saat 12 iken 2 santim olarak ölçüyormuş. Ben şöyle 2 tane çember çizeceğim saat olarak. Şöyle çizdim. Şimdi hatta bunun rengini beğenmedim. Şöyle ne yapalım biliyor musunuz? Siyah yapalım. Biraz daha hadi 38 yapalım. Yine Kayserili arkadaşlarımız için. Şöyle siyah yaptım. Hadi bu da Muğla olsun ya. Şimdi saatimiz neymiş? 18 iken 14 santim. Şimdi tam 18 olduğunda şöyle bir şey yapalım. Tabii ki önce O merkezi yazalım. O merkez burada. Doğru mu?
Şimdi 12 burada, 9 burada, 6 burada, 3 burada. Şimdi şu yelkovan, şu da akrep olsun. Doğru mu? Peki akrebe A desem, yelkovana da B desem. Şu an saat 18 olduğunda uzaklık neymiş? Akrebin uçları arasındaki uzaklık, pardon, saatin. Değil mi? Ha, akrep ile yelkovanın, bakın burası önemli. Akrep ile yelkovanın uç noktalar arasındaki uzaklık 18. 18 iken 14'müş. O zaman A artı B, şuraya yazıyorum. A artı B eşittir 14. Doğru mu? Şimdi diğerine geçelim. Ne diyordu? Saat 12 iken 2 santim. Saat 12 iken 2 santim. 12'yi yapacağım şimdi. Yine o merkezi belirledim. Peki şu B'ydi. Tam üzerinde de şurada A olacak. Onları renkli kaleme yazalım da. Şöyle kırmızı ile yazalım. Şuraya A diyorum. Şurası ne olacak? B eksi A olacak. Doğru mu? Peki tamamı B'ydi. B eksi A da 2 miymiş? Gelin hatta altına yazalım. B eksi A eşittir 2'ymiş. Peki hocam taraf tarafa toplasam. A'lar birbirini götürse. 2B eşittir 16. B buradan ne geldi? 8. B 8 ise A da buradan herhangi birini yerine yazarsam 6 olarak bulunmadı mı? Şöyle bulduk. Şimdi sorunun büyük bir kısmını bitirdik aslında. Şimdi geri kalanını okuyalım. Zuhal günün belli 2 saatinde akrep ile yelkovanın uç noktalar arasındaki uzaklığı 10 santim olarak ölçtüğüne göre. Yani arasındaki uzaklık 10 santim olacakmış. Zuhal'in 10 santimi de boyayalım. Zuhal'in ölçüm yaptığı saatler hangileri olabilir? Arkadaşlar burada şunu düşüneceksiniz. Şimdi ben saat 9 çizeceğim. Şöyle temsili bir saat 9 çizsem. Yani şurada ben saat, tabii bu kadar uzun olmasın. Akrep çizeceğiz çünkü. Şöyle saat 9'u çizdim. Sonuçta burada dik değil mi? Peki A burada, B burada, 6 burası, 8 burası. Uçları arasındaki uzaklık 10'muş. Tamam mı? Zaten dik olduğunu söylemiştik. Tam burası bunu sağladı mı? 6, 8, 10 özel üçgeni sağladığı için saat 9'da bu bahsettiği şey olabilir. 2'ye geldim. Şimdi 3,5 diyor değil mi? Şimdi ben şöyle bir saat çizdiğimde arkadaşlar 3,5'ta tam 3'ün üzerinde değildir. Buraya dikkat etmeniz gereken şey aslında bu. Niye derseniz yorum sorularında şimdi ben tam 3,5'a geleceksem yani yelkovan tam 30'un üzerindeyse bu tam 3'te değil hafif şöyle bir kayma yaşar. Çünkü tam 12'den buraya geldiği için. İşte bu bir genel kültür sorusu aslında. Genel kültürle geometriyi kavramlamışlar, karıştırmışlardı diyebiliriz. Yani burada 90 derece olmadığı için 6 bu, 8 bu. Burası 90'dan küçük olduğu için şu alfa, ben buna ne diyemem? 10 derece, 10 santim diyemem. O yüzden 2 gitti. 12-15'e gelelim. 12-15 de olmayacak büyük ihtimalle. Çünkü 12 şurada, yine bir saat çiziyorum. 12 burada. Ters çizdim. Tabii ki yelkovanı 15'e çizeceğiz. Şimdi şuraya ben 12'yi ya 12 tam böyle hafif kayacak. 15 burada olsa bile yine 90 derece olmayacak. Bu yüzden bu da gitti. Saat 3'e bakalım. Tamam mı? Ben şöyle çizdiğimde yelkovan burada. Pardon, akrep burada. Yelkovan da diklemesine. Burada 6 var. Burada 8 var. Bak yine saat tam 3 olduğu için aradaki uzaklık dik uzaklık olabilir. Ve bu sayede 6, 8, 10'u sağladığı için 4 de olabilir. Yani cevabımız 1 ve 4'tür diyebiliriz. Yani uzun bir soru. Yani tane tane anlatmaya çalıştım. Çünkü arkadaşlar bu tip sorular ÖSYM'nin sevdiği sorulardır. Ben soruyu beğendim açıkçası. Ama emin olun bazı arkadaşlarımız şu 3,5'a düşebilirler. Aman dikkat. Çünkü öğrenci direkt saat 3'ü görür ve buçuk için 6'ya doğru indiğini görür ve 6, 8, 10'u sağladığını düşünür. Lütfen dikkat edelim. 35. sorumuza gelelim. Yarıçapı ne diyor? Yarıçapı R yay ölçüsü alfa olan çember yayının uzunluğu 2 pi R çarpı alfa bölü 360 formülüyle hesaplanır. Tamam, burada yine formül vermiş. Birinci denemede söylediğimiz gibi sorularda artık formüller karşımıza çıkacak. Gözde yeni aldığı 270 derecelik AB çember yayı. Arkadaşlar burada 270 ise bunu devam ettirsem. Şöyle çok kötü çizdim. Şöyle devam ettirsem. Burası 270 ise şuraya ne kaç derece kalır? 90 değil mi? Şimdi ben izninizle şu soruya yaklaşmak istiyorum. Şimdi burası 90 ise şöyle gösterelim. Hafif de biraz ortalayalım. Şimdi burası 90 ise hatırlayın çembere bir merkez çizildiğinde
Şöyle merkez çizdim. O merkez. Peki arkadaşlar, O'yu gören merkez açı kaç dereceydi? Aynısıydı değil mi? Bu da 90. 6 kök 2 ve ikizkenarlık yok mu? Yarıçaplardan dolayı. Yarıçap ne geldi? 6 geldi. Anlaşıldı mı? Şimdi yarıçapı bulduk. Neyi sormuş? Şimdi sorunun devamını okuyalım. Birinci şekilde bilgisayar kulaklığı iki tarafından ok yönünde ikinci şekildeki gibi esnetildiğinde A üssü B üssü çaplı yarım çember yayı elde edilmiş. Doğru mu? AB uzunluğu 6 kök 2 olduğuna göre son durumda oluşan yarım çemberin çap uzunluğu olan x kaç santimdir? Şimdi yay uzunluğu değişmeyecek değil mi? Esnetilmiş zaten. Peki arkadaşlar 270 derecenin yani şu ben maviyle çizdiğim yayın bakın maviyle çizdiğim yayın ölçüsünü bulmak istiyorum. Yani bu yay ölçüsünü şöyle okla yazarsam alfa bölü 360 yani 270 bölü 360 çarpı 2 çarpı pi çarpı r'yi ne bulduk? 6 bulduk yazdım. Peki 270'i 90'a böldüm 3. 90'a böldüm 4. Doğru mu? Peki sadeleştirme işlemi yaparsam 6 kere 2 12. Şöyle 6 kere 2 12. 4 ile sadeleşti 3 geldi. 3 kere 3 9 pi geldi. Demek ki 270 derecelik yay ölçüsü 9 pi birimmiş. Tamam mı? Ya da santimmiş. Peki bu uzunluğun değişmediğini biliyor muyum? Biliyorum. İsterseniz şöyle bir şey yapalım. Yarıçapa r diyelim. X bu sayede ne geldi? 2r geldi. O zaman hocam ben yarım çemberin çevresi nedir? Bakın yarım çemberin 2 çarpı pi çarpı r bölü yarım olduğu için 2'ye böldüm. 2'ler gitti. Kaça eşitmiş? 9 pi'ye. O pi'ler de gitti. R buradan ne geldi? 9 geldi. Bizden 2r soruluyor. Çünkü x eşittir 2 çarpı 9'dan 18 santimetre diyebiliriz. Bu soruyu da çok beğendim. Yani gerçekten tam sınav seviyesinde yazan hocalarımızın ellerine sağlık. Şıklara baktığımızda cevabımız D seçeneğidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? 35. sorumuz bu şekildeydi. Şimdi geldik 36. sorumuza. 36. sorumuzu biz okuyalım. Aşağıda yaya geçidinin her iki yanında yer alan direklerin üzerindeki tabelalar eşkenar dörtgenlerden oluşturulmuştur. Eşkenar dörtgenlerden şöyle çizelim. Şimdi eşkenar dörtgenler şöyle ikinci şekilde çakışıyormuş. Bak A noktasında çakışıyorsa demek ki hatta soruda şu da eklenebilirdi ama işte öğrencilerden yorum istendiği için şunlar aynı yükseklikteymiş de denilebilirdi. Aynı yere çakıştıkları için demek ki ikizkenar üçgen oluşturacaklar. Tabii ki burada öğrenci şunu düşünmesi gerekiyor. Şöyle ben yaklaştırdığımda şu ikinci şekli şöyle yaklaştırdım. Şimdi arkadaşlar burada aslında yapmanız gereken şey şu. K'dan A'ya çizeceğim. A üstüne pardon. A üstünden de L'ye çizeceğim. Şimdi tabanda bir X olduğu için ikizkenarlıktan aslında diğer tarafta da X olacak. Hatta şöyle kırmızıyla şuna da X diyebiliriz. Sonra isterseniz şimdi eşkenar dörtgen dediği için eşkenar dörtgende köşegenler birbirine açıortaya tamamlayacak. Aynı şekilde açıortaya oluşturdu. Şöyle buradan da açıortaya oluşturdu diyebiliriz. Niye böyle bir şey yaptım? Bak eşkenar dörtgenlerin birer kenarları birbirine çakışıyor. Birer kenarları birbirine çakışıyorsa bunlar eş eşkenar dörtgenlerdir diyebiliriz. O zaman gelin biz şuraya A diyelim. Bu da A. Aynı şekilde A yazdım hepsine. Bunları yazdıktan sonra şöyle bir şekli hatırlayan var mı? İsmi bumerang teoremi. Ben içeridekilerin açılarının A, B, C olarak verdiğimde şöyle dışarıya eşit olduğunu bilmem gerekiyor. Bunu hatırladınız değil mi? Buna bumerang teoremi veya şalvar kuralı da denilebiliyor. Peki 1, 2 de burada 3, bir tane de burada var 4 mü? Hatta şöyle sarıyla göstereyim daha rahat görün. 1, 2, 3, 4. Bu 4'ünün toplamı nereye verecek? Tam şuraya verecek. 4A dedim. Sonra şimdi soruya bakalım yine. C üssü B üssü G. C üssü B üssü G üssü. 140 derece verilmiş. Demek ki 4A şuraya yazalım. 4A dediğimiz şey 140 derece. 4'e böldüğümüzde A buradan ne geldi? 35 derece. Doğru mu? Büyük ihtimal bizden X'i istiyor. Bakalım. AK EL'ye eşit. AK EL'ye eşit. AK şurası. Ha, en başta zaten vermiş. Ben keşke bunu yukarıda verseler daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Yani şu bilgi ben mesela soruyu okurken direkt şu mavi çizgiyi çizdim. Yani bu biraz daha şu üst tarafta verilebilir. Gerçi fark etmez. Ben yukarıdan aşağı doğru okudum. Şimdi AK AL'ye pardon AK EL'ye eşit olduğu için ikizkenar oldu ve X'in taban açıları birbirine eşit dedik. Peki A 35 ise şimdi üst tarafta ne var? Soruyu size şöyle daha rahat çizmek istiyorum. Üst tarafta 2A var. Tabanlarda X, X var. Peki 2A dediğimiz şey
70 değil mi? O zaman 2x ile 70'in toplamı 180 derece ise 2x eşittir 110 derecedir. Şöyle yazdım. 2x 110. X buradan nedir arkadaşlar? 55 derecedir. Şıklara baktığımızda cevabımız E seçeneğidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Geçelim 30 kaçtı? 38 diye hatırlıyorum. Yok 36. 37. sorumuza geçelim. Şimdi 37. sorumuzda Reyhan elindeki 14 eş küpün 12 tanesini çekirdek gibi birleştirerek aşağıdaki görüntüyü elde ediyor. Şimdi buna göre kalan 2 küpün numaralandırılmış küplerin hangilerinin üzerine koyduğunda oluşacak cismin yüzey alanı en büyük olur. Şimdi yüzey alanının en büyük olması için yan yana koymamamız gerekiyor. Niye? Çünkü ben örneğin şuraya koydum. Mesela bir tane küpü buraya koyduğumda arkadaşlar ne olur? Bak bir altının üstünü kapattı, bir de dik uzaklık var ya şu mesela maviyle taradığım kenara bakın orayı da kapattı. Ben kenarı ayırsam yani birin üstüne koysam hem orayı açmış olacağım, bu sayede sadece tabanın üstünü kapatmış olacağım. Yani yüzey alanı arttırmış olacağım. O zaman ben buradan isterseniz şöyle silelim. Tamam mı? Ne yapacağız? Hocam şuraya kırmızı ile yapalım hatta. Bir tanesini buraya koyarım. Şöyle çizdim. Bir tanesini buraya. Arasında boşluk kalacak şekilde bir tanesini de 3'ün üstüne koyarım. Ve bu sayede yüzey alanında herhangi bir azalma yaşamamış olurum. En fazla yani en büyük alan 1 ve 3'ün üzerine konulduğunda olur. Şıklara baktığımızda cevap D seçeneğidir. 38. soruya gelelim. Şimdi 38. soruyu yaklaştırmak istiyorum. Şöyle bir yaklaştıralım. Düzgün altıgen biçiminde bir somunun B köşesine ve sabit A köşesine bağlı bir lastik. Gördüm lastiği. Bilinç şeklindeki durumdan bir somun anahtarı yardımıyla merkezi etrafında ok yönünde 240 derece döndürüldüğünde ikinci şekildeki gibi uzuyor. Tamam. AB AC'ye eşit diyor. AB AC'ye eşit. O zaman aslında şunu yapacağız. Ben şu siyah aldığımda şurayı birleştirirsem şu kenar şu kenara eşit mi? Şimdi yaklaştırma yaşayalım. Bu arada BC kenarına uzaklığı 3 kök 3 birimmiş. A noktasının BC'ye olan uzaklığı 3 kök 3. Hocam şunu indiririm. Burası 3 kök 3 mü? Bak şekli sizin için büyütüyorum. Şuradan indirdiğiniz 3 kök 3. Peki bir altıgenin, düzgün altıgenin bir iç açısı nedir? Hemen 360'ı kenar sayısına bölüyoruz. Dış açısını buluyoruz. Dış açı 60 derece. İç açı nedir? Burası 60'sa burası 120 derece. O zaman şurası 60 derece. 60 burası, 60 burası. Çünkü şurada da 120 var. Peki tepede ikizkenarlık ve 60 varsa aslında bu nasıl bir üçgen? Eşkenar üçgen. O zaman 60'ın karşısında 3 kök 3 varsa 30'un karşısında 3, 90'ın karşısında 6. Aslında bu bir kenarı 6 santim olan bir eşkenar üçgenmiş. Peki bir kenarı 6 bulduğumuza göre hepsi 6 değil mi? Şöyle hepsini yazıyorum. Peki ne diyor? Şimdi sorunun geri kalanını okuyalım. Birinci şekle göre kaç birim uzamıştır lastik? O zaman şöyle yapın. 6, 6, 6. Doğru mu? 6, 6, 6. 6 çarpı 3'ten kaç birim uzamış? 18 birim uzamıştır diyebiliriz. Şıklara bakalım. Cevabımız B seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Zaten uzama şeklini gösteriyor. B üstünden. Bakın B burada. A sabit duruyor. B üstü hareket ediyor. Sonra A'ya kadar olan uzaklık uzama miktarıdır. Cevap B seçeneği. Yani geçelim 39. sorumuza. Aşağıda birinci şekilde ABCD dikdörtgen biçimindeki kağıtta BEC üçgeninin deseni gösterilmiştir. Doğru mu? BEC üçgeninin deseni gösterildiğine göre bakıyorum. 12 ve 18 verilmiş. Bu kağıt yukarıdan 9 santim, aşağıdan 6 santim rulolar ile küçültüldüğünde ikinci şekil elde ediliyor ve desenli bölgenin alanı 70'miş. O zaman şöyle bir şey yapalım. Gelin hep beraber şöyle çizgiyi de alayım. Eski haline getiriyorum bakın. Tam şuradan çizerek. Eski hal dediğim yani yan taraftaki şekli benzetmeye çalışacağım. Şuradan kıvırdım yine. O zaman mavi kalemi aldım. Burada 9 var değil mi? O zaman 9'umuz şurada. Ya da maviyle yazmayalım, kırmızıyla. 3 de burada mı olacak? Toplam 12 olacak. Aynı şekilde burada 6 varsa burası 2 mi? Şimdi o zaman şöyle bir şey düşünün. 3'ün 12'ye oranı temel benzerlik. Eğer ben buraya x dersem ne olur? Burası 4x olur. Doğru mu? Sonra aynı şekilde 2'nin 8'e oranı, buranın 4x olduğunu biliyorum. Bakın 2'nin 8'e oranı. Şu parçayı bilmiyorum ama tabanda 4x olduğu için yukarının da x olduğunu söyleyebiliriz. Doğru mu?
Bak 3'ün 12 oranı 1 bölü 4, 1 bölü 4. Aynı şekilde 2'nin 8 oranı 1 bölü 4, 1 bölü 4. Bunları yazdık. Peki burası x ise şuraya 3x kalmadı mı? Çünkü tamamı 4x. Aynı şekilde bu da 3x. Peki şu arada 3 ile 2'yi topladım. 5 geldi. Şimdi şuradaki tüm alandan bakın. Onu neyle göstereyim? Yeşille göstereyim. Yeşil alandan şu köşelerdeki bakın yeşil alandan köşelerdeki kırmızı alanları çıkartırsam ve 70'e eşitlersem cevabı bulabilirim. O zaman yapalım. Şöyle biraz uzaklaştım. Şuraya yazabilirim. Şimdi yeşil alan nedir arkadaşlar? Tamamı 5 çarpı 4x'ten 20x. Doğru mu? 20x eksi parantez açtım. Şu parça nedir? 3 çarpı x bölü 2. 3 çarpı x bölü 2 artı. Burası da 2 çarpı x bölü 2. 2 çarpı x bölü 2. Doğru mu? Şimdi çıkardığımda ne oluyormuş? 70 oluyormuş. İçeriği bir tamamlayalım. 5x bölü 2 değil mi? Üst taraf 3x ile 2x'i topladım. 5x. Aşağıda da 2 var. Peki payda eşitlediğimde 40x'ten 5x çıktı. 35x bölü 2 eşittir 70 ise 35 ile 70 ne olacak? Sadeleşecek. Şöyle sadeleştirdim. 2 geldi. İçler dışarı yaptığımda x'i ne bulduk? 4 bulduk. Peki AB uzunluğunu sorduğu için AB'de ne var? 4x var. 4 çarpı 4 eşittir 16 santimetredir. Şıklara baktığımızda cevabımız B seçeneğidir. Çok güzel bir soru. Çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Sonra 40. sorumuza gelelim. Aşağıda birim karelere ayrılmış kağıdın önce AD kısmı kesilip AB, CD boyunca katlanıyor. Elde edilen şekil D boyunca tekrar katlanıyor. En son aşamada elde edilen kağıt K doğrusu boyunca kesilip açıldığında kalan büyük parçanın alanı kaç birimdir? Şimdi önce ben şöyle şekle yaklaştım. Tamam mı? Aynen. Şimdi kesilen yerin önce uzunluğuna bakalım. Bakın bu çok önemli. Kesilen yerde şurada 4 var. Burada 3 var. Doğru mu? Birim kareler diyor. 3, 4, 5 üçgeni kesilecek. Peki aynı şey geri açtığımda bakın. Şöyle geri açtım. Geri açtığımda şöyle kesilmeyecek mi? Bakın bu buraya gelecek. Şu parça bakın. Şu parça şuraya gelmeyecek mi? Yani ben şöyle çizdiğimde şurası 3. Tamam mı? Şurası 4 olacak. Böyle kesildiğini düşün. Sonra ben bir de bunu ne yapacağım? Yukarıya açacağım. Yani şu parçayı yukarıya açtığımda bir de şöyle gelecek. Pardon, düzgün çizemedim. Şekli tamamlıyorum. Aslında tamamlanmış şekilde de çizsek daha güzel olurdu. Aynen öyle yapalım. Bak alt tarafı gördünüz değil mi? Ben onun yani şu 4 ve 3'ün kesildiği yeri biliyorum. Aynısı bu sefer şöyle gelecek. Şu parçaya x dedim. Ya da x demeyelim 4 diyelim. Birim kare zaten. 4 dedim şurası 4. 3 dedim şurası 3. Doğru mu? Şimdi bu yukarıya açıldı bu sefer. Şöyle gitti. Aynı şekilde şurası 4. Şurası 3 mü? Ne yapacağız? Tüm alandan bakın şöyle gösterelim. Büyük parçanın alanı kaçtır? Şimdi bunlar kesildiği için tüm alandan köşeleri çıkartacağım. Şimdi ne geliyor? Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 var. Yanda ne var? Yine 8 var. Şurada 1 var zaten. Aynen keşke öyle saysaydım. Neyse. Şurada 1'imiz var. 8 kere 8, 64 tamamı. Eksi diyorum. Şurada ne var? 6 var alan. Burada ne var? 6 var. Burada da 6 var. Çünkü bir dik üçgen alanı 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 geldi. Peki 3 tane 6'yı çıkardığımda 64 eksi 18 ne yapar? 46 birim kare yapar. Şıklara baktığımızda cevabımız A seçeneğidir diyebiliriz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu videonun bu kadar uzun olması sebebi tane tane çözdüm. Bütün soruları okudum. Yani bütün soruları okuyarak çözmeye çalıştım. Çünkü bazen ben bu testi çözdükten sonra aslında çözmeden önce diyeyim. Soruya şöyle bakıyorum. Önce çözüyorum sonra videoya geçiyorum ki sizlere daha sağlıklı bir çözüm aktarmak için. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Yarım saat burada beraberdik. Sizleri seviyorum. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.